Evet sevgili izleyenlerim, her hafta olduğu gibi yine bu haftada dördüncü program konuklarımızı alacağız. Sizlerin huzurunuza alacağız. Birbirinden güzel eserlerini ve birbirinden güzel şiirlerini size dinleteceğiz. Bugün programımızda kimler var? Şair, bestekar Fırat Demirtaş. Yine sanatçı, ses sanatçısı ve yine bestekar Tekin Sarsu. Bu güzel insanları sizlerle tanıştırmadan önce YouTube kanalına girdiğiniz zaman Alifan Müzik Ajan 01 deyip ya da tıklayıp YouTube'da bugünkü programı izleyebilirsiniz. Unutmayın, Alifan Müzik Ajan 01. Her pazartesi akşam 6 itibariyle YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Abone olmayı, yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerim, bu hafta da dördüncü bölüm olan program konuklarından birisi Fırat Demirtaş. Fırat Demirtaş kimdir? Ona bakacağız. Onu sizlerle birlikte tanıma şerefine nail olacağız. Fırat Bey hoş geldiniz. Programımıza şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Rica ederim. O bizim için şereftir. Kültüre hizmet etmek emek ister, yetenek ister, birikim ister. Biz bunları sizde gördüğümüz için programa davet edip sevgili izleyenlerin huzuruna getirdik. Hocaların sayenizde oldu yani Alifan abimin sayesinde, sizin sayenizde. Yani elimizden geleni yaptık. Biraz daha bir şeyler katmışsak şiirlere falan. Yok güzel, şiirleriniz güzel. Öncelikle Fırat Demirtaş kimdir? Bir bakalım kısaca özgeçmişine. 14.03.1982 yılında Adana Barbaros Mahallesi'nde dünyaya gelen Fırat Demirtaş ilk ve ortaokulunu Adana'da bitirdi. 18 yaşlarındayken ehliyetini alarak kendi dolmuşunda şoförlük yaptı ve 10 yıldan bu yana da kendi aracıyla ticari taksicilik yapmaktadır. Hobi olarak başladığı edebiyat ve müzik hayatına basıma hazır bir şiir kitabı ile eserlerinin okunduğu bir müzik albümüyle sürdürdü Fırat Demirtaş. Muhtelif radyo ve televizyonlara konuk edildi. Şiirleri gazete ve dergilerde yayınlandı. Pek çok etkinliğe katıldı. 2004 yılında Cihan Hanım'la evlenen Demirtaş, Mahmut, Zelal, Şevval ve Elif adlarında dünya güzeli dört çocuk babasıdır Fırat Demirtaş. Evet Fırat Demirtaş, biz sizden şiir alacağız, o güzel eserlerinizi alacağız. Ancak ben hemen sol yanımda duran diğer konuma dönmek istiyorum ve mikrofonumu tabii almak hocam, istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerim, hemen solumda yine bir bestekar, aynı zamanda ses sanatçısı Tekin Sarsu var. Adana kültürüne birçok hizmetleri olan Tekin Sarsu'ya mikrofonu uzatıp bir hoş geldiniz diyeceğim. Hocam öncelikle hoş bulduk. Programınız da hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Size ve Arifan Müzik Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz için şeref verdiniz. O şeref bize ait. Sizin gibi Adana kültürüne hizmet etmiş kültür elçilerini ağırlamak bizim için onurdur. Bu onuru biz de sevgili izleyenlerimizle paylaşmaktan mutluyuz. Aynen hocam. Biz de evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben bu arada diyorum ki Tekin Sarsu kimdir? Sevgili izleyenlerimiz merak ediyorlardır. Tekin Sarsu aslen Mardin Direkli ancak 15.04.1987 yılında
Adana'da doğdu. İlk okulu bitirdikten hemen sonra babasının yanında esnaflığa başlayıp 20 yaşında market sektöründe çalışmaya başladı. Kurumsal ve yerel birçok markette şef ve sorumlu olarak çalıştı ve halen market sektöründe faaliyet göstermektedir Tekin Sarsu. Çocukluğundan beri müziğe olan ilgisi Tekin Sarsu'yu müziğin merkezine ışınladı diyelim. 2006'da Limoncu Saz Evi var. Adana'da meşhur. İlk saz evlerinden birisi. Sahibi Ali Limoncu, mekanı cennet olsun. Amin. Güzel bir insandı, vefat etti. Evet. 2006'da Limoncu Saz Evi'nden aldığı bağlama ile kendi kendine çala çala öğrendi. Akabinde bir org alıyor, org çalmayı da öğreniyor. Ve Fırat Demirtaş ile Mansur Ekmekçi'nin eserlerini okumaya başladı. Naçizane bizi de yad etmiş, sağ olsun. Size sağ ol hocam. Okumaya başladı. Şan dersleri alarak beste çalışmalarını sürdürdü. İlk klibi yine Mansur Ekmekçi'nin Koparacaklar adlı eseriyle 2015'te müzik hayatına giriş yaptı. Daha sonraki eserleri de Fırat Demirtaş'a ait Dört Duvar ve birçok eserini seslendirmeye çalışıyor Tekin Sarsu. Ben tekrar programımıza konuk olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ediyorum size. Gerçekten. Allah razı olsun. Bu arada benim hakkınızda okuduklarım arasında eksik bir şey var mı? İlave edeceğiniz bir şey var mı? Buyurun siz ilave edin. Yok hocam, siz zaten yeterli açıklamayı yaptınız, gerekli açıklamayı. Ekleyecek bir şeyim yok yani. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bizlere sanat hayatında vermiş olduğunuz büyük desteklerden dolayı gerçekten gönlümüzde, kalbimizde ayrı bir yeriniz varsın hocam. Gerçekten. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz size. Saygı, güzellik kazanılmaz. Yani sırf yapmak için kazanılmaz. Efendiysen saygı değersin, sevilirsin. Olay bu. Sen de çok efendisin. Teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Hizmetçisin, hizmetkarsın. İnsanlar seni seviyor. Saygıya, hürmete muktedir hale geliyorsun. İnsanlar, izleyenlerimiz bu efendiliğinden dolayı ve kültüre verdiğin hizmetlerinden dolayı seni daha çok seviyorlar. Allah razı olsun hocam. O sizin kalbinizin, gönlünüzün güzelliği. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de onların sevgisine nail olmaya çalışıyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerim, şimdi biz sözü şair, bestekar Fırat Demirtaş'a vereceğiz. Bize o güzel eserlerinden bir şiir okusun. Buyurun. Aklınızda bir şiir varsa, ezberinizde varsa sevgili izleyenlerimizle paylaşabiliriz. Hocam şimdiki şiirimizin ismi Aşkından Kül Olsam Bile. Bu şiirimi de bizim Mesko Duran'da çağıran tahsilci arkadaşlarıma armağan ediyorum. Herkese gelsin. Sana ne çok alışmıştım. Sensiz olmaz yer sanmıştım. Nasıl da ben yanılmışım, sana ben dönmeyeceğim. Nasıl da ben yanılmışım, seni ben sevmeyeceğim. Bir daha adını almam, bir daha yüzüne bakmam. Bir daha seni aramam, aşkından kül olsam bile. Senin bu yaptıklarını, yıktın sen umutlarımı. Harcadın yar yıllarımı, sana ben dönmeyeceğim. Harcadın yar yıllarımı, seni ben sevmeyeceğim. Bir daha adını almam, bir daha yüzüne bakmam. Bir daha seni aramam, aşkından kül olsam bile. Aşkından kül olsam bile. Hüzün yüklü bir eser dinledik. Evet, sevgili Fırat Demirtaş. Bildiğim kadarıyla birçok sanatçıda sizin eserleriniz var. Yani besteleriniz, evet, var. Evet.
Kimler eserlerinizi okuyor? Hocam, bu müzik hayatına girdiğimde Arif Han'la tanıştım. İlk nasip Arif Han oldu. Şarkılarımı düzenledi, şarkılarımı okudu. Sanatçı yani, Arif Han. Evet. Yani o yardımcı oldu sözleri düzenlemede. Daha sonra sizi tanıyınca bu sefer kendim yazıp kendim düzeltmeye başladım şarkılarımı. Yani hece birim olarak, şey olarak siz de çok yardımcı oldunuz. O yüzden size her zaman defa borcumuz var. Teşekkür ederim. Bir de daha sonra Tekin kardeşimle tanıştık. O da şarkımı okudu. Tekin Sarsu. Tekin Sarsu, evet. Onunla tanıştım, o şarkılarımı okudu sağ olsun. Yani bir nasip olmadı, bir gazete bir atık olmadı yani. Gazete çıkaramadık. Eyüp Han da okudu. Evet, Eyüp Han abimiz de okudu, evet. Yani bölgemizde de birkaç sanatçının okuduğunu biliyorum ama evet. Aklınızda evet. Değil tabii sanırım. Eyüp Han abi de okudu, onunla düetimiz var Eyüp Han abiyle. Evet. Taşkapı Sevgilim diye. Evet. Tekin Sarsu da Taşkapı Sevgilim düetimiz var. Evet. Arif Han abimizle de aynı şarkımızı okudu ama düetimiz yok bundan. Fırat Demirtaş, tabii ki yetenekleri, tecrübeleri bitmiyor. 2017 yılında Adanalı Yazarlar, Şairler, Ozanlar antolojisinde yine yüreği gibi sımsıcak yerini almış durumda. Bakalım, 193. sayfada Fırat Demirtaş yerini almış kaç eserle? Özgeçmişi, faaliyetleri 4 daha 8 4 8 16 şiirle. Evet hocam. Yani bugünlerde olmuş eserle. O zamanlar Dört Duvar adlı şiiriniz görünüyor. Evet hocam. Ama bugün eser olarak dinleyeceğiz sizden. Tekin Sarsu kardeşim. Evet. Tekin Sarsu'dan dinleyeceğiz. Başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? Saygılar, sevgiler hocam. Ben de saygı, sevgi, birlikteliğimizi alıp sevgili izleyenlerimize armağan ediyoruz. Hocam, buyurun hocam. Tabii mikrofonu da bu arada alıyoruz. Ve hemen sol yanımda duran yine bestekar ve ses sanatçısı Tekin Sarsu'ya. Buyurun Tekin Sarsu. Fırat Demirtaş'la yapmış olduğumuz söyleşide birçok eserinin olduğu ancak bu eserlerden kaçının da sizin okuduğunuzu ifade etti. Fırat Demirtaş'a ait hangi eserleri okuyorsunuz? Fırat Demirtaş'a ait 4 duvar var. En son yapmış olduğumuz çalışmamız. Evet. Yeni çıkardık, klibi de var zaten. Ondan sonra Yüzüm Gülmedi, favori parçalarımızdan. Bir de Fırat Demirtaş'ın şöyle abisine yazmış olduğu bir eser vardı. Ölmedin ki kardeş. Kendi abisi vefat etti, abisine yazmıştı. Duygu dolu sözler. Yani bunları okuduk. Hala da işte tekrar Fırat Bey'le yine çalışma içerisindeyiz. Güzel. Projeler var yani. Kısmet olursa hayata geçireceğiz hocam. Başarılar diliyorum. Başka sanatçıların eserleri okuma imkanı buluyorsunuz sanırım. Hocam sizin zaten Adana'da sizin var. Zaten sizler zaten demin de dile getirdiğim gibi sizin bize desteğiniz çok. Sizin eserleriniz var mesela okumuş olduğum Koparacaklar eser var. Ondan sonra Ben Olaydım bir eseriniz var. Onları seslendirmiştim. Şu an için böyle yani. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zaman zaman tabii iyi ahlakımızdan dolayı insanlar diyor ki hep kibar ol, nazik ol, aşağı sesini alçaltarak konuş. Evet. Ya bazen ne insan hakikaten taşıyor. Evet. Biz burada niye program yapıyoruz? Sizin için. Yani sizin için derken sevgili seyircilerimizi tenzih ederek. Siz Adana kültürüne hizmet veren sanatçılar için yapıyoruz. Gece gündüz hizmet ediyoruz. Sizler bir şeyler kapasınız diye sanatçı sıfatıyla, söz yazarı sıfatıyla, bestekar sıfatıyla, ozan sıfatıyla, ses sanatçısı sıfatıyla, tiyatrocu sıfatıyla, sinemacı sıfatıyla İlmimizi veriyoruz, güzelleşeceksiniz diye. Güzelleştikten sonra siz güzel insanlarımıza faydalı bireyler olasınız diye.
Bunlar da boş mu duruyor zannediyorsunuz? Değil. Bunlar da kendi gecelerini gündüze katıp ilimlerini, seslerini, fiziki güçlerini hatta aileden kırparak, aile ihmal ederek bu kültüre katkı sunmaya çalışıyorlar. Kimin için? Sizin için tabii ki. Evet, içimi döktüm, rahatladım. Ben de işte bunun için size hizmet etmekten mutluyum. Teşekkür ederim. Ve hemen dönüyorum sevgili konuğuma. Nasıl? Konuşmalarım biraz sert mi? Aşırı mı kaçtım acaba? Yok, estağfurullah hocam. Yüreğinize sağlık. Gerçekten bütün sanat camiasının ve sanatçıların dili oldunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hocam. Ben güzel bir açıklamaydı. Ben teşekkür ediyorum. Ben bu açıklamanın sanat yönünü de size bırakacağım ve sizden bir eser dinlemek istiyorum sevgili izleyenlerim. Tamam. Neyi okumak istersin? Neyi armağan etmek istersin? Hocam en son yapmış olduğumuz çalışmamız sevgili Fırat Demirtaş'a ait söz müziği. Evet. Dört Duvar adlı eserimizi inşallah seslendirmeyi. Tabii ki. Memnuniyetle biz de onu sevgili izleyenlerimize armağan edeceğiz. İnşallah. Bu eserimiz bütün sevdiğimiz insanlara, sevdiğimiz dostlarımıza gelsin. Başkasına gözüm bakar mı? Ben yalnız seninim, bunu böyle bil. Sen olmadan buna can dayanır mı? Ben yalnız seninim, bunu böyle bil. Sen olmadan buna can dayanır. Hasretin gönlümde bitmez inan ki. Yüreğim yanıyor kor ateş gibi. Sana olan aşkım hiç bitmiyor ki. Dört duvar üstüme geliyor sanki. Hasretin gönlümde bitmez inan ki. Yüreğim yanıyor kor ateş gibi. Sana olan aşkım hiç bitmiyor ki. Yüreğim yanıyor kor ateş gibi. Sana olan aşkım hiç bitmiyor. Sevgin var.
Can bedende sensiz ne anlamı var? Sen olmadan buna can dayanır mı? Can bedende sensiz ne anlamı var? Sen olmadan buna can dayanır mı? Dört duvar üstüme geliyor sanki. Hasretin gönlümde bitmez inan ki. Yüreğim yanıyor kor ateş gibi. Sana olan aşkım hiç bitmiyor ki. Dört duvar üstüme geliyor sanki. Hasretin gönlümde bitmez inan ki. Yüreğim yanıyor kor ateş gibi. Sana olan aşkım hiç bitmiyor ki. Yüreğim yanıyor kor ateş gibi. Sana olan aşkım hiç bitmiyor ki. Dört duvar üstüme geliyor sanki. Hasretin gönlümde bitmez inan ki. Yüreğim yanıyor kor ateş gibi. Sana olan aşkım hiç bitmiyor ki. Yüreğim yanıyor. Evet sevgili izleyenler, klibimiz yani şarkımız gayet güzel. Burada emekleri mutlaka olan sanatçılarımız var. Onu sanatçımıza soralım. Hocam başta yapımcımız kasetçi Kerim Erden abim olmak üzere kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisinin evet. Gerçekten bütün Adana sanat ve sanatçılar üzerinde gerçekten büyük emeği var. Güzel bir, büyük bir destekçimizdir. Aynı zamanda bu eserde bana büyük destekleri olan başta Mehmet Fatih Delen kardeşim ve Mutlu Ayaz abim olmak üzere onlara da çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan sizlerin vasıtasıyla. Evet teşekkür ediyorum. Biz de ilettik selamlarımızla birlikte. Teşekkürler hocam. Evet, başka kliple ilgili iletmek istediğiniz bir şey var mı? Hocam da selam gönderebilirsiniz, sakıncası yok. Eserimiz zaten bütün seven dostlarımıza armağan ettik. Mesajımızı da gönderdik zaten. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ben hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Ve tabii müsaade ederseniz ben de naçizane bir şiir okumak istiyorum. Ancak hem sağımda hem solumda iki bestekar varken dururken bu şiiri ben şarkı sözü formatına dönüştürdüm ve 7x7'lik bir şarkı sözü olarak okuyacağım. Ses sanatçıları, bestekarlar da duyabilirler çünkü bugün yazdım bunu. Seni öyle sevdim ki gecelerim uykusuz, gözlerim seni arar. Aşkından şüphe etme, benden gelmez bir zarar. Yokluğunla cennete girmişim neye yarar? Aşkınla cehenneme girmeye razıyım yar. Yokluğunla cehennem azabı yaşıyorum. Seni öyle sevdim ki cennetimden vazgeçtim. Gündüzlerim beyhude, aklım sende karıştı. Sana olan hasretim fırtınayla yarıştı. Can azapta, feryadım bulutlara karıştı. Yüreğim prangada, aklım serseri mayın. Senin için ölmeye geldim yar bile bile. Seni öyle sevdim ki hayatımdan vazgeçtim. Teşekkür ediyorum. Varlığınız daim olsun inşallah. Ve sevgili konuklarıma da diyorum ki diğer konumuz olan Fırat Demirtaş'a döneceğiz. Ancak reklamlardan sonra, kısa bir aradan sonra.
Evet sevgili izleyenlerim, kısa bir moladan sonra yine sizlerle birlikteyiz ve mikrofonu hemen Fırat Demirtaş'a vereceğim. Sanırım merhum abisiyle alakalı bir şiiri bize okuyacak. Ölmedin ki kardeş adlı eserini Fırat Demirtaş'tan bekliyoruz. Hocam bu eserimi de rahmetli abim için yazmıştım. Arifan abimiz de sağ olsun düzenleme yaptı. Güzel de bir eser ortaya çıktı. Ecel aldı seni ellerimizden. Giden gelmiyor ki geriye kardeş. Karalar bağladım can evimden. Gelip halimizi bir gör be kardeş. Ömrümün yettiği o yere kadar. Aldığım nefeste sen varsın kardeş. Unutmak mümkün mü o anıları? Maziye dalıp da ağlarım kardeş. Kaderin önüne hiç çıkılmıyor. Ağlasam sızlasam gelen olmuyor. Kanayan yaramı hekim görmüyor. Senin gibi kimse kıymet bilmiyor. Ömrümün yettiği o yere kadar. Aldığım nefeste sen varsın kardeş. Unutmak mümkün mü o anıları? Maziye dalıp da ağlarım kardeş. Maziye dalıp da ağlarım kardeş. Ağlarım kardeş. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın inşallah. Tabii izleyenlerimizin de o bir dünyaya intikal eden bütün yakınlarının mekanları cennet olsun. Kalanlara da sağlık, sıhhat, koronasız bir hayat diliyoruz. Ben mikrofonumuzu alıyoruz. Tekrar sol yanında olan sanatçımıza takdim edeceğiz. Bakalım o bize neler söyleyecek. Hocam ben de sizin bir eseriniz var. Benim de çok severek ve isteyerek, beğenerek okuduğum bir eser. Aynı zamanda klibini de çekmiştik zaten. Koparacaklar. Söz müzik size aittir. Teşekkür ederim. Onu seslendireceğim ben de. Tabii. Müsaadenizle. Biz de onu sevgili izleyenlerimize armağan ediyoruz. Sevdadır bu şaşıyorum.
nefesin canımda bir can bulacak. Nasıl bir sevdadır bu şaşıyorum. Nefesin canımda bir can bulacak. Sayın Tekin Sarsu, bu güzel eser için çok teşekkür ediyorum. Ağzına da yüreğine de çok güzel yakıştı. Bu konuda diyeceğim bir şey var mı? Hocam ben teşekkür ediyorum. Demin de belirttiğim gibi söz ve müzik size aittir. O kaleminize, yüreğinize sağlık. Gerçekten Adana'ya çok güzel eserler mal ettiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Benim için şereftir. Seni tanımak ayrıca benim için bir şereftir, bir onurdur. Bu güzel programın da son bölümüne yaklaşmış durumdayız. Son sözleri ben Fırat Demirtaş'a yönlendireceğim. Bakalım dağarcığında neler var? Bize ne okumak istersiniz? Hocam ben iki tane şiir okudum. Evet. Bir de Tekin kardeşim de yaptığımız bir düet şarkımız var. Evet. Şarkıyı kendisi, şiiri ben okuyorum. Bu sefer de sen onu da okumak istiyoruz. Tabii ki daha güzel olur yani izleyenlerimize. İzleyenlerimize armağan edelim. Evet hocam. Bir şarkıyı düet halinde birlikte sunacaksınız. Taşkamı sevgilim diye bir şarkı. Tamam. O zaman armağan edelim. Bu bizim son eserimiz olsun. Zalim, beni arayacaksın. Aradığında telefonu bir başkası açacak. Beni soracaksın beni. Ben o zaman bir tabutun içinde ebedi yolculuğuma gidiyor olacağım. Öldüğümü duyduğunda belki üzülüp, belki de sevineceksin. Bunu bil ki zalim, benim. Benim ölüm sebebim de sensin. Belki ben senin hiçbir şeyindim ama sen benim her şeyimdin. Şimdi sonsuza kadar hayatından çekiliyorum. Seni bu yalan dünyanın yalancı sevgileriyle bırakıp gidiyorum. Sakın ama sakın mezarımın başına gelip de ağlama. Merhametsiz yüreğini boşuna dağlama. Bir damla gözyaşın toprağıma düşerse huzurlu yatamam. Beni bu yalan dünyada güldürmedin. Bırak da mezarımda rahat yatayım.
Sevmesini bilmeyen taş kalpli sevgilim. Sevmesini bilmeyen taş kalpli sevgilim. Taş kalpli sevgilim. Sen vicdansız, sen hayırsız, sen de bırakıp git beni. Sana aktı gözyaşlarım, sen de kullanmat beni. Ne acılar çekti kalbim, sensiz perişan haldeyim. Gel gör bir ne olmuşum, benim taş kalbi sevgilim. Güzel bir eser, güzel bir klip dinledik. O güzel yürekleriniz var olsun inşallah. O güzel sesiniz susmasın inşallah. Teşekkür ediyorum. Son olarak tabii ki az önce de ifade ettiğim gibi geldik programımızın 4. bölümümüzün sonuna. Son olarak ben sanatçı dostumuza diyorum ki son olarak seyircilerimize, izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya da sanatçılarımıza? Hocam öncelikle Arifan Müzik Ajans 01'e ve size böyle bir program sunduğunuz için, bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizleri şu an ekranı başına izleyen tüm seyircilerimize de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bekleyecek bir şeyim yok yani fazla. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz sizin yerinize ve sevgili izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri izleme lütfunda bulundukları için ve hemen mikrofonu alıyorum. Son sözümüzü kullandık. Ben de diyorum ki iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Kalbimdeki en güzel yarsınız. Sağ olun hocam. Evet, Fırat Demirtaş'a döndük. Evet. Sevgili Fırat Demirtaş, program hakkında, eserleri hakkında seyircilerimize, izleyenlerimize neyi söyleyecek? Kendi ağzından dinleyelim. Hocam ben de bu müzik camiasına önce Allah sonra sizler sayesinde girdim. Teşekkür ederim. Zamanla bir şeyler yazdım. Yani Eyüphan abimiz olsun, Arifan olsun, Tekin kardeşimiz olsun. Öncelikle sizden de çok eğitim aldım. Estağfurullah. Yani şu an bekmek yiyorsam sizden sayesinde yiyorum. Estağfurullah. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Buradan beni seven bütün arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Ama gerçekten seven, çıkarı düşünmeyen arkadaşlarıma. Burada selam göndermek istiyorum. Kendim menfaat için yanıma yaklaşmasın. Dostumsa yanıma gelsin, her türlü desteklerim onu. Elimden geleni yaparım. Doğrusu bu. Evet, doğrusu bu. Yani insanlar artık yaklaşma bile artık çıkar niyetiyle yaklaşıyor insanlara. Aynen. Onun için yani bana dostumsa gelsin, karşılığını alırım. Aynen. Herkese selam söylemek istiyorum. Aynen. Program için de hayırlı uğurlu olsun hocam. Başarı devam ediyoruz inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Yani ben istiyorum ki siz buradayken size ithafen sonuçta 2 dakikalık bir eserdir. Yeni bir eserimiz yine şarkı sözü formatıyla hazırladım derken kurgu yaptım. Niye? İki güzel sanatçı dostumun huzurunda paylaşmak istiyorum. Evet, eserimizin adı Sürdüler Beni. Bestekarlara buradan tüyo veriyoruz. Sevdamı yükledim gönül sırtına. Aşkın zindanına sürdüler beni. Zemheri kalbimde koptu fırtına. Namlunun ucuna sürdüler beni, menzilden menzile sürdüler beni. Dört yanım cehennem, aşkınla yandım. Bir yanda sen varsın, sana inandım. Vuslatına erip kavuştum sandım. Divaneler sarhoş gördüler beni,
diyardan diyara sürdüler beni. Seni hep sakındım kendi gözümden. Vurgun yesem bile dönmem sözümden. Seni sevdim diye gönül özümden çarmıhlara gelip vurdular beni. Hayatın içinde yordular beni. Ömrümün içinde yordular beni. Teşekkür ediyorum sevgili izleyenlerim. Sizin yanınızda, sizin huzurunuzda okumak benim için bir onurdu. Bundan dolayı keyif aldım. Sevgili izleyenlerime armağan ettim. Ve bu haftanın sonuna geldik. Bu haftaki dördüncü haftanın, dördüncü bölümün sonuna geldik. Konuklarımız olan Fırat Demirtaş'a ve Tekin Sarsu'ya tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve unutmayın son kez diyorum ki Mansur Ekmekçi ile Şairin Sözü, Şiirin Özü programının gelecek 5. bölümünde buluşmak üzere alasmaladık diyorum. Diyorum ancak YouTube'a kanalına girmeyi ihmal etmeyin. Orada Arifan Müzik Ajans 01'i açmayı, abone olmayı ve sanatçıya destek olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Alasmaladık. Evet, alasmaladık.